Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2019 Fenerbahçe kariyerimize devam ediyoruz. Bu bölüme başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamayı unutmayın diyelim ve bu bölüme başlayalım. Bu bölüme Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bir derbi maçıyla başlayacağız. Biz iyi gidiyoruz. En son Paris'e yenilmiştik. Evet ama Paris bizden çok çok daha iyi bir takım. Şimdi kendi ligimizde çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Biliyorsunuz fikstürden tekrar bir bakalım. Süper Lig'de en son Başakşehir'i 4-0 yenmiştik. Dediğim gibi ilk 5'in içerisine girmeye çalışıyoruz şu an. Ve ilk 5'in içerisine girdiğimizde daha rahat ilerleme şansımız olacak. Büyük bir takımız Galatasaray, Beşiktaş gibi şu anki ligdeki durumlarına bakarsak Beşiktaş, Galatasaray, Konya spor takımlarına yetişmemiz gerekiyor bizim de. Hemen başlayalım maça. Ayev çok çok iyi oynuyor yalnız. Çok iyi savunma arkasına kaçıyor. Hadi bakalım çocuklar, derbiyi biz alalım. Derbi başladı. Yine Ayev'den savunma arkasına kaçmasını bekliyorum. Valbuena çok güzel bir yerden serbest vuruş kullanıyoruz. İçeriye güzel açtı. Moses oraya koşman lazım. Koştu. Topu aldı. Moses, Jailson. Jailson. Martin Şkirtel. Miyazak müthiş girdi. İçeriye Valbuena. Valbuena 1-0 öndeyiz. 3. dakikada golü buluyoruz. 1-0. Derbide 1-0 öndeyiz. Mihazak'ın müthiş asisti. İki şut çekti, ikisi isabetli Galatasaray. Bir şut çekti, isabetleri yok. Hadi çocuklar. Dakika 16'ya kadar geldi. 5 şut çektik. 4 isabetimiz var şu an. İkinci golü de bulabiliriz bence. Galatasaray'ın da çok iyi futbolcuları var. Çok hızlı oyuncuları var. Ama bizim 3 puanı almamız lazım. Dakika 27 oldu. 6 şut çektik. 4'ü isabetli. Yine Isla sakat. Çok yordum, biliyorum onu. Şimdi ikinci yarıda onu değiştireceğim. Isla bayağı SOS vermeye başladı. Hemen değiştireyim bari. Bir bakalım Şener. Tolga'ya aman diyeyim. Kırmızı kart falan kimse görmesin. Oyundan atılmasın. Dakika 43. Artı 3 verdi hakem ilk yarının sonuna. 1-0 öndeyiz. 2-0 da yapabiliriz. Bu maçı ve ilk yarı 1-0 bitti. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Ayev'le ikinci yarıya başlıyoruz. Maç böyle de bitebilir ama 2-0 yaparsak daha rahat oynarız. Yani bu maç bizim için rahat geçer. Fazla da şut çektirmiyoruz şu an Galatasaray'a. İsabetli şutları diyor. 2 şut çektiler. İsabetli şutları yok. Biz 7 şut çektik. 4'ü isabetli. Hatta 8 şut oldu şimdi. 4'ü isabetli. Bir gol daha bulursak rahatlarız. Rahat rahat oynarız bu maçı. Derbi bizim için rahat geçer. Dakika 58'e de geldik bu arada. 9. şutumuzu da çektik. Galatasaray hala 2 şutta kaldı.
10. şutu da çektik. Artık 42. golü bulmalıyız bence. Mihaza gerçekten çok çok iyi oynuyor. O yetişecek de yani, güzel yetenek. Hepsi aşağıya doğru gösteriyor. Yetişir ama sıkıntı değil. Tolgay. Şener müthiş aldı. Şener içeriye. Ay, eve vurdurmadılar. Jailson, Tolgay. Jailson. Valbuena müthiş pas. Şener içeri açtı. Savunma Nagatomo. Araya girdi. Henry. Henry çok hızlı bir oyuncu. Aman dikkat. Badou Ndiaye. 1-1'e getirdi Galatasaray bu maçı. Kaçı kullanacağız şimdi Şener'le? Mihazak. Mihazak, Şener. Miha içeriye. Hasan Ali'ye kadar geldi top. Hasan Ali savunmadan sekti. Tolgay koşuyor, yetişebilecek mi? Yetişemedi. Henry'ye kadar geldi. Çok hızlı bir oyuncu ama dikkat edelim Henry'ye. Henry. Henry pası Selçuk. 2-1. 2-1'e getirdi. Galatasaray maçı 2-1'e getirdi. Kiki yapabilir miyiz acaba? Çok az şut çektiler. 2-1'e getirdiler maçı. Dakika 86. Üstün oynadığımız maçı 2-1 kaybediyoruz şu an. Artı 2 verdi hoca. Valbuena serbest vuruşu kullanıyoruz. Hadi 2-2'ye getirelim. Mihazak, Valbuena. Gir içeriye Valbuena. Ve maç bitti. Maç bitti. Galatasaray'a yenildik. Üstün oynadığımız maçı Galatasaray'a verdik. Onlar birinciliğe devam ediyorlar. Mağlubiyetleri yok. Şimdi durumumuz 11.liğe kadar gerilemiş olduk böylece. Bundan sonraki maçımız Alanyaspor'la, kendi evimizde oynayacağız yine. Alanyaspor 10. onlar. Eksi 2 avarajları var. 10 puandalar. Bakalım Alanyaspor maçında neler yapacağız. Ve Alanyaspor maç günündeyiz. Bazı değişiklikler yaptım. Kart cezası olan Tolgay Arslan yerine Elif Elmas'ı aldım. Sadık Çiftpınar da kart cezalısıydı. Serdar Aziz'i oyuna aldım. Serdar umarım iyi oynar. İyi oynayacağını düşünüyorum. Şimdi Alanyaspor maçını kesin ve net bir şekilde almamız lazım. Galatasaray'a yenildik çünkü uzaklaşıyoruz iyice. İlk 5'in içerisinden tam yaklaşacağız derken zorlu maçlar çıkmıyor değil karşımıza. Hadi bakalım çocuklar, Alanyaspor maçını almamız lazım. Alanyaspor'da da önemli oyuncular var ya. Yani. Bizden Ozan Tufan var. Kiralık. Ben de olsa oynatırım. Isla. Moses. Tekrar Moses. İçeriye doğru. Savunma girdi araya. Jailson vur gol olsun. Olmadı. Mihazak. Mihazak. 1-0. 1-0 öne geçiyoruz kendi evimizde. Galatasaray maçında da 1-0 öne geçmiştik ama sonradan maçı 2-1 kaybettik. Öyle olmasın tabii ki bu maçta. Bu maçta atabildiğimiz kadar fazla gol atmamız lazım. Aynı zamanda da avarajımızı da yukarı çekmemiz gerekiyor çünkü. Dört şut çektik. Biri isabetli. Alanyaspor bir şut çekti. İsabetleri yok. Ozan Tufan. Onlar da sakatlandı. Elif Elmas, dikkat edelim. Valbuena korneri kullandık. İçeriye Victor Moses. 2-0. 2-0'a getirdik maçı. Victor Moses.
Dakika 29. Altı şut çektik. Üç isabetli. Hadi çocuklar. Üçüncü golü de bulmamız lazım. Avaraj için. İçeriye doğru açtılar. Yine bak, yine aynı mevzu oldu. Rajkovic. İlk yarıya bakalım kaç dakika uzatma verecek hoca Moses. Mihazak müthiş bir şut çekti uzaklardan. 3-0. Aferin Mihazak. Mihazak. Hasan Ali, Elif Elmas. Hasan Ali, Miyazak, Valbuena. Valbuena, Jailson. Jailson, Moses, Miyazak. Hat-trick yapacak mı diye düşünmedim değil. İkinci yarıya başlıyoruz şimdi. Ayev'le 3-0 öndeyiz. Mihazak müthiş oynadı gerçekten. 10 şut çektik. 4 isabetli şu an. Valbuena serbest vuruşu kullanıyor. Valbuena dışarıya. Dakika 52'ye kadar geldik. Valbuena yine serbest vuruş kullanıyor. Valbuena. Uf, nasıl kurtardın onları ya? Haydar Yılmaz. Aferin, bravo yani. Az daha atıyordu Şirtel. İki şutu da kurtardı. Takımının dördüncü gol yemesini önledi. 10 şut çektik. 6'sı isabetli. Alanyaspor 3 şut çekti. 1 isabetli. Dördü bulur muyuz? Bence dördüncü golü de bulabiliriz ama belli de olmaz. Volkan Şen'le korneri kullandılar. Lucas oyuncunun resmen önüne düştü. Wellington'ın önüne düştü. Top 3-1. Valbuena çok önemli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Valbuena 4-1. Denedi sonunda attı. Bu sezonki dördüncü golünü atmış oldu böylece. Serdar. Serdar pası Hasan Ali'ye. Hasan Ali, Valbuena'ya. Tekrar Hasan Ali. Hasan Ali. Ayev'in önüne doğru atmak istedi ama çok hızlı gitti top. Şikirtel karşıladı. Victor Moses. Mihazak. Tekrar Moses. Moses'ten İsla'ya güzel bir pas. İsla. İsla içeriye Ayev'e gelmeden savunma girdi araya. O Serdar orada taktın ya. Harbi taktın. Kırmızı kartı göreceksin şimdi. Yandık. Niye takıyorsun orada adama? Çelmeyi niye takıyorsun adama orada? Ne gerek var? O bölgede oynayacak adamım yok işte. Şöyle yapalım da iki yönlü Jailson kalsın bari. Yani o bölgede oynayacak oyuncu yok. Bu oyuncu zaten oynamaz. İsmail Köybaşı, kafa vuruşu, markaj falan. Ne durumdayız? Top kapma hiç yok.
Yusuf. Şener. Top kapma. Markaj. Kafa vuruşu 11. Yani mecburen. Hiç olmayacak yere hiç olmayacak adamı aldık. Tolgay. Top kapma. Markaj. Kafa vuruşu. Şimdi. Böyle başlayalım. Pardon. Böyle başlayalım. Bir anda sesim gitti ya. Evet. Şimdi 4-1 öndeyiz ama Tolga'yı hiç oynamadığı bir yerde oynatıyorum. Gol yeme ihtimalimiz de var. Ama maçı bu şekilde bitirme ihtimalimiz de var. Artı 4 verdi hakem. Sakala top oyuna sürdü böylece. Aman dikkat edelim çocuklar. Papi Sisse gibi bir oyuncuları var. Forvet'te Tolgay çok iyi girdi araya. Ayev nerede ya? Ayev niye koşmadı oraya kadar? Volkan Şen'in önüne doğru bir top attılar. Volkan içeriye. Az daha ikinci golü de atıyorlar. Daha da direkten döndük. 96-4'e 1 dakika kaldı. Serbest vuruşu şimdi kullanacağız. Hasan Ali ile. Hasan Ali. Tolga. Hasan Ali. Rajkovic. Şikirtel. Tekrar Rajkovic. Rajkovic. Moses'e doğru. Isla. Kaptırdı topu. Volkan Şen faul yaptı bu arada Isla'ya. Artık maçı bitirebilirsin hocam. Ve maç bitti. 4-1 kazanıyoruz maçı. 4-1 kazandık maçı. Gerçekten iyi bir skor bizim için. 8.liğe tekrar yükseldik. 6 avarajımız var. 12 puandayız. Serdar'a uyarı verelim. Şimdiki maçımıza bakalım. Ludogorets zor okunuyor ismi takımın. Şampiyonlar Ligi grup maçımız olacak. Deplasmana gidiyoruz. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim için kolay olması gereken bir maç. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve Ludogorets maç günündeyiz. Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Almamız lazım. Bu maçı almamız lazım. Şimdi İstan'ın kırmızı kart cezalı durumu var. Serdar'la şöyle değiştirelim. Tolga ciğerci değiştirelim. Tolga'yı oyuna alalım. Şöyle İsmail değilsin. Tolga böyle gelsin. Aynen. Bu şekilde maça çıkalım. Kesin 3 puanı buradan almamız gereken bir maçtayız. Bu takımla oynadığımız 2 maçı da almamız lazım. Gruplardan çıkabilme ihtimalimizin olması için. Tabii ki bu 2 maçı yendikten sonra da Paris Saint-Germain'i ya da Porto'yu bir kere daha, ya Porto'yu bir kere daha yenmemiz lazım. Ayev bu arada dışarı attı. Eğer Paris'i yenemezsek Porto'yu bir kere daha yenmemiz lazım. Yoksa Paris'i bir kere yenmemiz lazım. Porto'yu bir kere kaybetmemiz lazım. Ama tabii ki dengeler nasıl olacak tam bilmiyorum. Şu an Valbuena, Mihazak, Hasan Ali çizgide tutmaya çalıştı. Taç çizgisinde Ayev. Hatayı affetmedi Ayev. 1-0. Bakalım. Böyle ikinciliğe yükselmiş oluyoruz. Porto maçı var mı bugün?
Yapmışlar galiba. Berabere kalmışlar, evet. Paris Saint-Germain'den Porto berabere kalmışlar. Şimdi Valbuena korneri kullandık. İçeriye doğru kimi geldi? Dışarı attı Şikirtel. Dakika 19. İki şut çekti Ludogorets bizim kalemize. Biz isabetleri yok. Biz 6 şut çektik. Bir isabetimiz var. O da gol oldu. Aman. Dışarıya çıktı top. Güzel. İkinci golü de bulabiliriz bence. İkinci golü de bulabiliriz. Hadi çocuklar, artı iki verdi hakem. İlk yarı böyle bitecek gibi. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Jailson. Hasan Ali. Hasan Ali. Hasan Ali. Oo, çok güzel gol olacaktı. Ama direkt kalecinin kucağına gitti direkten sonra. Renan kullandı kalecileri. Kaleci vuruşunu Jailson topu kaptı. Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Miyazak, Moses. Moses kaptırdı Jailson. Mihazak füze yolladı Miha. Bu sezonki 6. golünü attı. Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten. 2-0'a getirdik maçı. Avarajı da yukarı çekiyoruz iyice. Artı 2 yaptık. Dakika 57. 12 şut çektik. 6'sı isabetli. Onlar bizim kalemize 4 şut çektiler. 1 isabetli. Şimdi Valbuena. Korneri kullanıyoruz. İçeriye doğru. Sadık dışarıya. Dakika 67. Üçüncü golü de bulabiliriz bence. 17 şut çekmişiz zaten kalelerine. 90'a kadar üçüncü golü de buluruz diye düşünüyorum. Dikkat edelim. Gol yemeyelim. Çok boş kaldı. Rajkovic kurtardı ama. İkinci şutu kurtaramadı. Durum 2-1. Hadi çocuklar, dakika 83. Jailson aman kart göreyim deme. Yanlış şeye bastık. Korneri kullanıyorlar içeriye doğru. Bir daha önüne düştü. Karşılalık Moses. Şimdi Moses. Bomboş Moses. Moses. Güzel pas verdi. Ayev aldı önüne. Ayev. Kaleci. Kornere çeldi topu.
başında Valbuena içeriye doğru 3. gol için saldırıyoruz. Jailson'un pası yine Valbuena. İstediği gibi gitmedi top. +4 dedi hakem maçın sonuna. Maçı böyle bitirelim. Hedefimizi tutturalım. 90+4 bitti hocam aslında. Bitirebilirsin artık. Ve bitti. 2-1 yeniyoruz. Avrupa'da. Yazak gerçekten çok güzel oynuyor. Birkaç maçtır. Şimdiki maçımız Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağız. Bakalım Antalyaspor kaçıncı? Antalyaspor 13. -5 avarajları var. 8 puanları var. Bakalım Antalyaspor maçında neler yapacağız. Ve Antalyaspor maç günündeyiz. Jailson kart cezalısı. Şimdi onun yerine şöyle Mario Izda'yı şöyle alalım. Onun yerine Tolga Ciğerci'yi alabiliriz aslında oraya. Elif Elmas orada oynar mı? Oynar ama çok şey değil. Onun yerine Tolga'yı alalım. Serdar'ın mecburen yine alacağız. Yine kart cezası. Stoperlerimizin sakatlanmaması lazım. Ya da kırmızı kartla atılmaması lazım. Yoksa Tolga'yı çekmek zorunda kalırız oraya. Ve Antalyaspor maçına başlıyoruz. Bu maçı da almamız gerekiyor. Önemli bir 3 puan olacak eğer biz buradan 3 puanı alırsak. Yukarı doğru ilerlememiz sürer diye düşünüyorum. Buradan da 3 puanı aldığımızda. Hadi bakalım. Dikkat edelim. Antalya bir anda golü buluverir. Önemli ayakları var çünkü takımda. İçeriye oynadılar. Savunmamız karşıladı. Niye sadece Antalya oyunculuk koşuyor o topa? Diğerleri bakıyor bizim oyuncular falan. İki kişi bir adama basıyor. Evet. Açılın abi açılın. Evet. Orta sahada karşılayabilirsiniz aslında ama Dokore'ye kadar getirdiniz o topu. Mevlüt Erdiç atabilir o golü. Aman dikkat, Rajkovic kurtardı. Antalya saldırıyor daha. Maçın başı 9. dakikadayız. Sangare içeriye doğru oynadı. Dokora içeriye. Ne oluyor? Vara bakacağım diyor. Halil Umut Meler. Vara bakacağım diyor. Penaltı var mı yok mu? Gerçekten ağır bir karar yani. Penaltıyı verdi direkt. Penaltıyı kullanıyor. Antalya ve 1-0. Hakan Özmert topu ağlarla buluşturdu. Antalya kendi evinde 1-0 önde penaltı golüyle. Daha şutumuz yok. Antalya Kalesi'ne. Avrupa maçından tabii ki geldik. Antalya'ya. Ya ilk yarı hiç mi şut çekemeyeceğiz? Çocuklar kendimize gelelim. Yazak. Kondisyon olarak düştün. Evet. İkinci yarı seni değiştireceğim Elif Elmas'la. Daha 27. 28. dakikadayız. Biraz daha oynasın. Dokora sakatlandı onlar da.
Güzel. Dakika 40. 4 şut çektik. İsabetimiz yok. Şut çekmeye başladık. Dikkat et. Şimdi Mihazzak'ı şöyle alalım. Mehmet Ekici mi? Elif Elmas. Elif Elmas'la devam edelim. Moses. Hadi çocuklar birbirine getirelim. Moses. Moses pası. Hasan Ali'ye çok iyi pas. Hasan Ali içeriye doğru savunma karşıladı. Moses'te kaldı. Moses. Kaleci Bofin. Topu kornere çeldi. Şimdi korneri kullanacak. Valbuena. Bu arada Elif Elmas oyuna girdi. Valbuena içeriye doğru savunma karşıladı. Tolga. Elif Elmas. Güzel pas Tolga'ya. Tolgay içeriye doğru savunma. Şikirtel topa koştu ama çok yavaş koşuyor topa doğru. Şikirtel. Mario Isla. Moses içeriye doğru. Sangare karşıladı. Valbuena vur gol olsun. Vurmadı. Isla'ya geldi top. Isla savunma topu taça attı. Şimdi Isla. Tolga. Isla içeriye. Hadi Valbuena. Daha ilk yarı bitmeden 1-1'e getirdik. Son dakikalarında ilk yarının. 1-1 Valbuena. İkinci yarıda 2-1, 3-1 yapmamız lazım bu maçı. Aman dikkat edelim. Top dışarı çıktı. Hocam artık bitir. Bitir ilk yarıyı. Sadık. Tolgay. Tolga. Elif Elmas. Elif Elmas topu kaptırdı Valbuena. İlk yarıyı bitirdi. Çok yavaş bitirdin hocam ya. Bundan yavaşlıktır ya. Hemen ikinci yarıya başlayalım. İki bir, üç bire getirmemiz lazım bu maçı ikinci yarıda. Hasan Ali, Tolgay, Elif Elmas. Elif Elmas, Valbuena'ya bu ne biçim bir pas Elif? Sadık. Elif Elmas. Topu dışarıya attı Elif Elmas. Hadi çocuklar. Çok yavaş. İki takım da gerçekten çok yavaş. Çok iyi aldı şimdi Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas böyle şeyleri yapamıyor ya Elif. Daha öğrenemedi. Hemen kaptırıyor. Belki Mehmet Ekici'yi soksaydım daha farklı olabilirdi ama gençten yana kullanmak istedim şansımı. Sol tarafa doğru attı Freddy ve taça çıktı top. Hadi kullan hemen. Isla, Elif Elmas, Tolgay Ayev'in önüne atmak istedi ama çok hızlı bir top attı oraya.
tüm maçı niye veriyorsun? Kritik anlar dedik. Kendi kendine şeyi değiştirdi. Oyun. Evet. Şimdi taçı kullandı Antalya. O nasıl bir koşuş ya? Mevlüt Erdinç de hemen arkasına düştü. Mevlüt 2-1'e getirdi. Mevlüt maçı 2-1'e getirdi. 51. dakika. Olmadık maçlarda maçları kaybediyoruz. Çok acayip. Şimdi 2-2'ye getirmemiz lazım maçı. Genelde Altay kariyerinde izleyen arkadaşlar varsa genelde ilk sezonlarım bu şekilde geçiyor benim. Böyle bir alışma süreci işte takımın taktiğe alışma süreci falan. Anca oluyor. İkinci sezondan sonra bir anda atağa geçiyor takım. Tabii birbirlerine çok alışıyorlar. Oyuncuları da ona göre alıştırıyoruz tabii ki. Isla, Moses, Tolga, Tolgay. Tolgay. Çok güzel bir şut çekti. Bofin dışarı attı topu. Şimdi korneri kullanacağız. Valbuena ile Valbuena. İçeriye doğru şikirter vurun artık oradan. Kimse vuramadı. Valbuena da yoruldu. Aslında Barış alıncı olsaydı Valbuena ile değiştirebilirdim onu. Dakika 75. 4 şut çekti Antalya. 3 isabetli. 2-1 öndeler. Tabii ki biz 12 şut çektik. 6'sı isabetli. Hasan Ali. Tolgay. Tolgay. Pası. İsla. İsla. Gelişini öyle güzel vurdu ki 2-2. 2-2. 20 metreden şutu çekti. İsla. Dakika artık 89 artı 4. Artı 4 dedi hakem. Hadi çocuklar 3-2'ye getirelim şu maçı. Son dakikalarda ilk yarı 1-1'e getirmiştik maçı. Hadi orta sahada kapalım şu topu. Çok oynatıyorlar ayaklarında. Sola kadar döndürdüler. Çevirdiler topu. Moses'te kaldı top. Moses. 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 İleriye Ayev'e doğru önüne alabilecek mi? Ayev çok güzel aldı önüne. Ayev. At üçü. Ayev. 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 Bu sezonki 10. golü Ayev'in. 3-2 yapıyoruz. Müthiş bir maç. Valbuena. Şikirtel. Moses. Moses Ayev'e doğru atmak istedi ama çok ayrı bir yere attı topu. Kalecilerine kadar döndüler. Orta sahada karşılayalım. Karşıladık. Valbuena'nın önüne düştü. Valbuena çok kişiyle geliyoruz. Hadi Valbuena içeri aç. Açtı içeriye. Tolgay vurdu. Kaleciden sekti. Kaleciden seken topu da Andruha Yev. Müthiş tamamladı. 4-2. Uzatma dakikalarında maçı 4-2'ye getirdik. Almamız gereken 3 puanı da böylece alıyoruz. Zor oldu ama alıyoruz 3 puanı. Valbuena. Korneri kullandı içeriye doğru. 5. golde gelir mi? Bitirebilir de o hakem her an.
Tolga çok uzaktan vurdu. Top dışarı çıktı. Hakem artık bitir. Bitirdi. 4-2 yeniyoruz maçı. 4-2 alıyoruz maçı. Ve ligde 7.liğe kadar yükseldik. 8 averajımız var. 15 puanımız oldu. 5. Konyaspor 19 puanda. Yavaş yavaş oraya doğru, onlara doğru yaklaşıyoruz. Ayev gerçekten çok çok iyi oynadı. Gerçekten müthiş oynadı Ayev. Yani bu şeyde forvetsizlikte ilaç gibi geldi bize. Şimdi Galatasaray maçını kaybetmiştik 2-1. Alanyaspor'u 4-1 yendik. Ludogorets'i 2-1 yendik ve Antalya'yı 4-2 yendik. Sadece Galatasaray maçını kaybetmiş olduk bu bölümde. Bundan sonraki bölümde Bursaspor, Ludogorets, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor maçlarını yapacağız. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. 3 tane galibiyetimizi aldık. 4 maçta 3 galibiyetimizi aldık. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolardan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamayı unutmayın diyelim. Hepinize bol başarılı FM'ler.